Smaug'u da o oynadı. Aynen, o da şöyle bir şey oldu aslında orada da. Yıllar evvel, hangi yıl? Belki 2012 olabilir. Sherlock Holmes, MTV CNBC'de dublaj yayına geçmişti. Orada bir 3 bölüm dublajda almıştık işi. Orada ben konuşmuştum. Ondan sonra Doctor Strange de testine girmiştim. Tekrar seçilmiştim. Daha sonra Yüzüklerin Efendisi Smaug'da, orada da bir test yapılmıştı hatta. Orada da hatta bak, onun da çok ilginç bir hikayesi var. Biz Tabii onu dinleyelim. konuşmaya başladık. 8 sayfalık falan bir roldü. 8 belki 10 sayfa. Şimdi orada tabii müthiş bir proje. Yani Benedict'in konuştuğu şey, bize gelen ses işte efektli sesler genelde. Yani bitmiş hali gibi bir şey oluyor. Biz girdik, Murat Şenol'du yönetmenimiz hatta. Onunla O da beraber değişmedi. Senin efendisi Hobbit, o da değişmedi yönetmen olarak. Erdinç Kaya da teknisyenimizdi. Şimdi biz sesi girdik stüdyoya, başladık çalışmaya. Şimdi hani 10 sayfa az, 8-10 sayfa bir şey, ama ikinci sayfada şimdi adam öyle bir efektli konuşma bizim kulağımızda ki o esnada. Yani adam bir işte bir where are you dediğinde bütün o mekanik sesleri falan duyuyoruz. İster istemez neredesini de biz o mekanik sesleri çıkartmaya çalışırken baktım sesim gidiyor. Lırıltılı mırıltılı, böyle bir buralardan böyle konuşunca dedik Murat abi, burada bir terslik var, bir şey yapalım yani. Sağ olsun çıkardı stüdyodan, mail attı İngiltere'ye. Dedi biz dedi Venedik'tin dedi ham sesini alalım. Yani böyle zor oluyor. Oradan da çok güzel bir teşekkür geldi aslında. 26 ülkeden ilk kez öyle bir teklifte bulunan bir ülke olmuş. Ve sadece Benedict'le Türkiye'deki giden sesin şeyi Yeni Zelanda'da, sadece hani 26 ülkeden sadece 2 ülkenin sesi birebir aynı yerde miksaja girmişti, efekte girmişti. Oradan da güzel bir teşekkür almıştık Murat abiyle beraber.